Abi Hüsmen, av mevsimi başlıyor mu ya? Geçen sene çok güzeldi valla. Afrika'daki safaride tam 99 tane aslan vurmuştum be ya. Bari 100 de be ya. Bir tane aslan için yalan mı söyleyeceğim sana be ya? Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Siz Osman ve Üsmen ağalar mısınız? Bizleriz beyam. Buyur. Ben çok iyi bir avcıyım da sizlerle avlanarak tecrübe kazanmak isterim be ya. Bak evlat, iyi bir avcı av hayvanını bacaklarından tanır. Bacaklarından mı? Ya. Tabii ya. Bak şimdi. Bu hayalimde gördüğün kitap. Avlanabilecek kuşların resimleri var. Bir an bu kuşun gövdesini kapatır. Ayaklarına bakarak adını sora bakalım. Tanıyamadım valla. Bu ne? Bilemedim. Yok evlat. Senden iyi bir avcı olmaz. Dur bir dakika. Senin adın neydi be evlat? Madem isimleri bacaklarından tanıyorsunuz... Tanıyayım bakalım. Ulan Mahu. Buyur Selam. Dün gölde balık avlamaya gittik ya. Gittik. Hani bir yerden ne kadar çok balık tutmuştuk hatırlıyor musun? Hatırlarım. Ulan keşke o yeri unutmamak için oraya bir işaret koysaydık. Yarın gittiğimizde kovalarca balık tutardık ha. Ya sen merak etme ya sen Selam. Ben oraya işaret koymuşum. Ulan aferin sana. Ulan nereye işaret koymuşsun? Balık tuttuğumuz yerin üstündeyken bindiğimiz kayık var ya. Ve o kayığın içine çorba atmışım. Ulan salak Mahu. Hiç kayığa işaret koyulur mu? Niye ki? Ulan ya yarın kayığı başkası kiralarsa... ...bütün balıkları o herif tutacak. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Of ulan of. Ulan Dursun. Senin abi suladının ben hiç... Mutlu olduğunu göremeyiz miyim? Nedir bu vaziyetin? Ya Temel, benim bir tane balığım var idi. Balığım öldü. Onun için yastayım. Ulan Dursun, bir balık için yas tutulu mu? Ulan Temel, bu senin bildiğin balıklardan değil idi. Ulan bu nasıl balık idi? Bu balık karada yaşaydı. Nasıl yani? Karada mı yaşaydı? Tabii ya. Hem de su olmadan yaşaydı. Ulan Dursun, sen deli misin? Balık karada yaşar mı? Ulan Temel, ben bu balığı köpek gibi eğitmiştim. Onunla beraber sokağa çıkardık. Hatta Luna Park'a bile götürmüştüm onu. Birlikte eğlenmiştik. Sen bundan avada gitmişsin peki? Bir iki sefer avada gittik. Beni sineklerden, böceklerden korurdu. Sonra akşam eve gelirdik. Böyle alırdım onu kucağıma bebek gibi. Ben onun başını okşardım. O diliyle benim elimi yalardı. Sonra ne oldu? Bir gün köprüde gezdiriyordum balığı. Biraz fazla eğilmişim. Balık köprüden böyle cuk diye düştü ırmağa. Esi boğuldu, öldü balığım. Nasıl? Selamun aleyküm kargarış demeyim. Aleyküm selam Fadime hala, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Allah'a çok şükür ben daha iyiyim. Bana oradan 2 kilo hamsi vereceksin. Tamam hala. Yalanız, param yok. Parasını haftaya vereceğim sana. Ya canın sağ olsun ya. La paha bak, taze midir o hamsiler? Hala bunlar sabahleyin geldiler. İçeride biraz kızarttım. İstersen bir tane kedireyim vereyim sana da ye. Yok yok, sağ ol. Benim... 3 sene öncesinden Ramazan'dan kalma borcum var ki oruçluyum, onu tutayım. Ne tökeyorsun onları oraya? Allah'ın borcunu 3 senede vermiyor, benimkini hiç verme. Nasıl? Kardeş, benden ey dalgıç yoktur diyelim size. Ya Erzurum'da denizi nereden de buldun daldın Turan? Sen ben onu söyle. Erzurum'da daldığımı kim söyledi? Denizi olan her yerde daldık. Peki, ünlü dalgıç Turan Bey. Daha önce yapmış olduğun dalmalardan unutamadığın bir hatıran var mı? Tabii var. Mesela
bir keresinde açık bir denize dalmıştım. Allah ne verdiyse balıkları zıpkınımla vura vura ilerledim. Bir de ne göreyim, bir köpek balığı olanca hızıyla bana doğru gelmir mi? Öyle gelir ki köpek balığı bana böyle baktı baktı, sonra bana dokunmadan yanımdan geldi geçti. Allah Allah! Vallahi ulan! Korkundan ödüm patlamıştır ilaçsa senin. Beni korkudan şey, bir köpek balığıyla karşılaşmam değil. Asıl düşündüren, bir de korkudan şey, bir köpek balığının neden benden ürküp kaçmasıdır. Ne? Selamun aleyküm Dursun! Aleyküm selam canım. Lan hayırdır gene balığa mı açılıyorsun ya? Ha böyle bir açılacağım. Bakayım denize ne var ne yok. Lan sana şaşırırım kardeşim ya. Ulan senin baban, büyük baban hep denize açılarak öldü. Ulan sen hala korkmayın mısın denize açılmaya? Ulan Cemal, senin baban, dedenin babası nerede öldü? Yataklarında tabii ki. Ulan peki, sen gece yatağa yatmaya korkmayın mısın? Nasıl? Nesi var doktor bey? Vallahi Fadime Hanım, kocanız eli iyi. En fazla yaşasa yaşasa bir hafta daha yaşar. Allah sabırlık versin. Kocacığım beni. Beni bırakıp nerelere gidiyorsun kocacığım beni. Eldi mi Fadime Hanım, eldi mi? Yok, yok. Hala yaşıyor. Allah Allah. Ay kocacığım beni, beni bırakıp gitti. Fadime Hanım, yaşasa yaşasa bir hafta daha yaşar, ondan sonra elir bu adam. Allah sabırlık versin. Ay kocacığım benim. Başınız sağ olsun Fadime Hanım, başınız sağ olsun. Niye ki? Kocan diyorum, evde artık lan. Yok, hala yaşıyor. Ya nasıl yaşayayım kardeşim ya? Nasıl yaşayayım? Rezil etti beni, iki haftadır gidiyorum, geliyorum. Ya benim verdiğim ilaçla da başka ilaç mı veriyorsun buna, ne yapacağım? Yok, sadece hamsi veriyorum. Ya yaptığın işe bak ya Fadime Hanım. Lan elecek adama hamsi mi verilir ya? Elmez tabii o zaman. Nasıl? Ya asıl sana nasıl? Hepsi canlı canlı bunların. Canlı canlı balık. Taze balık. Canlı canlı. Abi kızanım taze midir balıkların? Canlı canlı. Canlı canlı. Hadi. Abi sana derim duymaz mısın? Nasıl sen duymazsın tazacığım? Canlı canlı derim. Canlı balık. Olur mu hiç bayat? Bak bana, ben de canlıyım ama değilim ki taze. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsin efendim. Hoş gelmişsin lan hocam, otur hele. Hoş bulmuşak. Ulan hayırdır, avcılık mı yapıyorsun? He işte bir meraktır başlamışak. Nasıl gidiyor avcılık işleri? Ya valla avcılık malzemelerine tam 200 milyon para vermişim. Bir tavşan vurmuşam. Ulan desene, bir tavşan tam 200 milyona mal oluyor. Aynen öyledir. Ulan sen şükret. Allah'tan ki iki tane vurmamışsın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan Temel, ne haber ya? Sen nereden geliyorsun böyle? Avdan geliyorum. Ulan avdan mı? He. Nasıl bir şey vurabildin? Sabahleyin kalktım, baktım hava güzel. Çıktım o yukarı, bizim berber çayır var ya. Bizim çay. Çürdüm onun çaylığını. Orada sindim, bekliyorum. Bir baktım havadan bir tir bana öyle çevirdi. Çirdi çaylığı. Böyle biraz kolladım hani havada. Ulan boş, boş, boş. Ulan şeytan dolduru. Yok yok, kalk, kalk. Öyle yıktım ha tüfeğini, tamam. O çaylık hep karıştı birbirine. O kirvanada ne kadar tüy varsa var ya, hepsi havada, bir tane tüy kalmadı üstüne. Allah Allah.
Tam çıktım ha böyle alacağım onu. Baktım kazay. Arkada bağırdım ha. Kaç kaç. Bu kuşun içi donatın yetmezse. Ula o arada. Bakarım arkamdan bir ses geldi. Neydi la? Dönerim arkaya. Ayo ha böyle 10 metre yanaştı bu alacak. Ses böyle şey var mı benim o? 7.60 beni. Onu çektim o 7 tane. Kaç 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 koş attım ha. Başladım kaçma. Dedim ula bir döneyim bakayım eldim. Ula bir arkaya dönerim. Bakarım turuyu enseme alacak. Bu ha gene çektim. Kaç 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 boşalttım gene başladım kaçma. Dedim ula şimdi bakayım eldimi döndüm arkaya. Bakarım çene türüyü enseme çektim gene buna kat 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 boşalttım. Ula paha bak sen de bir şarjör değiştirsen he mi? Bırakayım mı ben? Ooo Dursun ne ediyorsun uşağım? Ne edelim uşağım ya dolanıyorum ha böyle sen ne ediyorsun? Sana rastla hep sohbet ediyorum işte. Eh al benden de o kadar. Nereye gidiyorsun böyle ya? Ula eve gidiyorum ayı avlayacağım da onun hazırlıklarını yapacağım. Ula sen ayağlamayı biliyor musun ki? Ula sen ne diyorsun? Bilmez olur muyum? Abi civarın en iyi ayı avcısı benim ula. Peki ayıyı nasıl avlıyorsun? Ula bak şimdi. Ayıyı avlamak için bir çuval un, bir tane kürek, bir tane boy aynası, bir de buzdolabı şarttır. Ula bunlarla ayı avlanır mı Dursun? Ula patlamada anlatıyorum. Bak iyi dinle. Başkası demez onuysa ha. Gidiyorsun önce ormana bir tane bir çukur kazıyorsun. Çukurun başına bekliyorsun ayı gelsin düşsün ha diye. Ayı gelip çukura düştü mü hemen gidip kürekle unu tokuyorsun ayının başından aşağı. Ayı oluyor bembeyaz. Hemen gidiyorsun boy aynasını alıyorsun gösteriyorsun ayıya böyle. Ayı bakıyor böyle kendini görüyor aynaya. Lo değil ben olmuşum kutup ayısı. Hemen gidip buzdolabının kapağını açıyorsun. Kutup ayısı böyle soğuklara yaşar ya. O da girer buzdolabına, kapıyı kapatırsın, ayıyı da yakalarsın. Nasıl? Ne oldu Fatih Bey'ince? Ah benim kara bahtım ah! Ah benim kara yazılmış Ali yazım! Ya Fatih Bey'ince ne oldu anlatsana niye ağlıyorsun? Cemal! Sorma benim başıma gelenleri. Hayırdır ne oldu ya? Sen Temel'in yakın arkadaşısın. Temel'in he arkadaşı. Annem rahatsızlandı. Gittim onu memlekete bakma. Temel'ime dün gece mesaj çektim. Yarın geliyorum diye. Bir de eve gittim ne göreyim. Temel'imin yanına var başka bir kadın. Ben çıldırıyorum. Çıldırıyorum Cemal. Sen onun yakın arkadaşısın. Oba bunu nasıl yapan? Vallahi Fatime yenge senin gönderdiğin mesaj Temel'e ulaşmamıştır. Eğer ulaşsaydı Temel böyle bir şey yapmazdı da. Nasıl? Ya Fadim, ben içeri girmesem diyorum he. Kayın heyecanlıyım. Ya doktorun dediklerini duymak istemiyorum ya. En iyisi sen gir içeri, doktor sağ desin, sen de bağ dersin de. Ulan Niyazi, o nasıl laftı? Hasta olan sensin, sen gir içeri de. Ya yok yok ben girmeyeyim içeri, en iyisi sen gir içeri ya. İyi iyi tamam, bekle beni abre ben bakayım ne diyecek ha. Kolaycı olsun doktor bey. Sağ ol Fadime teyze. Kocan Niyazi nerede? He o da geldi. Kapının dışına beni bekleydi. İsabet oldu. Ben de Koni'yi yalnız seninle konuşacaktım. Oy bir şey mi oldu? Kocanın durumu çok kötü. Eğer dediklerimi yapmazsan kocan ölebilir. Oy doktor bey doğru mu diyorsun? Kocamın durumu o kadar kötü müydü? Ne yapmam gerekiyor? Şimdi ha böyle sabahları güler yüzlü güzel bir kahvaltı yapıp onu moralli bir şekilde işe gönder. Bütün bunları ben mi edeceğim? Tabii canım.
İkincisi, böyle akşam eve geldiğinde güzel yemekler yap, ayaklarını yıka, bir de düğünü içi etme. Bunları yapmazsan kocan elur. Onu stresten uzak tutmalısın. Peki doktor bey, iyi günler sana, kolayca olsun. Sağ ol. Ne oldu Fadime, ne dedi doktor? Niyazi, ereceksin. Nasıl? Ulan ihtiyar, ha burası neresi dur? Bak burası otel dur, tamam mı? Bu akşam burada yatacağım, evet. Yarın sabah da pabuç içeceğim. Otel ne? Ha, handır ha burası. Ya sen ne hani? Sen sonra ne bilirsin otelden? Babanın orada otel mi var idi? Eve kalmışsın, tuvale yıktık da aldım seni. Karışma, karışma. Senin babanda sanki yatak var idi yatmağa. Yerde yataydın, saçan almışsın. Fazla aklıma ne kilitleri bakar. İyi akşamlar karınım. İyi akşamlar bizim, hoş geldin. Hoş bulduk. Allah hoş geldin. Hoş bulduk bir şahım. Buyurun. Hoş adam var mıydı oğlum? Var amca var. Kaç kişisin? İki kişi. Peki evinde cüzdanınız var mı amca? Ulan bu yaşta bize cüzdan mı kalır? Ya sen beni hovarda sandın galiba. Hadi diyelim hovardayım. Odele de karı kedirecek olsam. Ha böyle yaşlı nene lan mı çalışır? Ne diyorsun sen? Gençliğimde hiç öyle demeydin ama. Nene nene ben geldim. Uy uşağım hoş geldin. Uy ya bakayım ne etmişler sana öyle ya, dur bakayım. Uy yavrum ne etmişler sana, közünü palon gibi vuru şişirmişler etmişler kapkara. Kim ne etti sana uşağım? Okulda bir uşakla dövüş ettim nene. Uy ne çoğum, niye dövüş ederdin? Defterimi yırttı, ben de onunla dövüş ettim. Dövüş ettin. Neyse ben sana yarın bir parça misir ekmeği veririm. Kedirin verirsin arkadaşına. Bir daha da tavuş etmeyin, parışırsınız tamam mı yavrum? Hadi şimdi keçiceri üstünü çıkar yavrum. Hadi hadi minnen kurban olsun sana. Zaman ne çocukları işte. Nene, nene ben geldim. Uşağım geldin mi? La bismillahirrahmanirrahim. La kire ne etmişler sana yavrum böyle? İki gözünü de vurup şişirip palına çevirdiler, mosmor ettiler. Ne ettin gene? Gene uşak ile dövüş ettim nene. Bismillahirrahmanirrahim. Niye dövüş ettin? Vermedin mi oğlum mısır ekmeğini? Verdim de dedi ki bu böyle yalan gitmez. Yarın da bir bagrat yoğurt getireceksin. Unutmayayım diye de gözüme işaret koydu. Bismillahirrahmanirrahim. Gel okula gidelim. Bu çocuğu sen görsen tanır mısın bir daha? Tanırım tabi, kulağı cebimde dur. Ben eskiden güreş ederdim. Tam 10 kişiyi aynı anda böyle yere sererdim, kupas ederdim bunları aşağı. Peki şimdi? Şimdi eski formum yok be. Ha böyle 7, 8, bilemedin 9. Hem bu civarlarda benden daha iyi avcı yoktur ha. Geçenlerde kaplan avına yuttum. Bir saatin içine böyle tak 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 20 tane kaplanı vurdum. Cemal, sen bana geçen gün demedin mi ben 10 tane kaplanı vurdum? Ya, o şey canım, hani ilk anlattığımda korkmayasın diye az dedim, 10 tane dedim de. Hem bir defasında elim nereden döndüm? Ne oldu? Gittim ormana. Avlanıyorum, ulan karşıma çıktı büyük bir ayı. Tam böyle tufu doğrultuydum, ayı üstüme bir atladı. Pençeyi bir koydu arkama. Vay ayı oğlu vay. Bana mı dedin? Yok, ayıya dedim. Ha. Bak pençeyi vurdu tabi, tüfek elimden düştü ya. Ben de bir şey arayırım böyle. Bir baktım senin bana sevgililer gününe aldığın kemence. Ulan aldım kemenceyi, ayıya sardım sopaya. Kafasına kırdım kemenceyi. Ama o pençe izi hala da sırtımda duruyor. Cemal, ben şimdi çok üzüldüm biliyor musun? Yok yok, üzülme canım. O kadar önemli bir yara değildi. Ben üzülmüyorum ki. Neye üzülüyorsun? Sen
sevgililerini aldım. Sen çemenceye sen girmişsin aynı kafasına. Ben ona ne kadar para vermiştim biliyor musun? Kaybanan adamı. Nasıl? Selamun aleyküm Kargar İstemil. Aleyküm selam Fadime hala, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol, iyiyim, sen nasılsın? Allah'a çok şükür ben daha iyiyim. Para oradan 2 kilo hamsi vereceksin. Tamam hala. Yalanız param yok, parasını haftaya vereceğim sana. Ya canın sağ olsun ya. La paha bak, taze midir o hamsiler? Hala bunlar sabahleyin geldiler. İçeride biraz kızarttım, istersen bir tane kedireyim vereyim sana da ye. Yok yok, sağ ol. Benim 3 sene öncesinden Ramazan'dan kalma borcum var ki oruçluyum, onu tutayım. Ne tökeyorsun onları oraya? Allah'ın borcunu 3 senede vermiyor. Benimkini hiç verme. Nasıl? Ulan bakın, nedir sen o boruyla? Sular mı patlatmışlar? Ne suları lo? Bu boruyla kendime yastık yapacağım. La, buradan yastık olur mu? Niye ki? Serttir, acıtır. La ben o kadar sarakım, içine saman dolduracağım, o zaman yumuşak olur ha. Deme, ben de bir boru bulup içine saman doldurayım o zaman. Ve? Hoş geldin Sayın Savcı. Hoş bulduk, sağ olasın. Ölenler bunlar mı? Evet efendim, bunlar düler. İyi de ha bu niye sırıtıyı boy? Efendim bu Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıkmış, sevince dayanamamış, kalp krizinden ölmüş. Onun için sırıtıyor. Peki ha bu? Efendim bu da yıllar sonra bir erkek uşağı olmuş, sevince dayanamamış, bu da kalp krizinden ölmüş. Onun için sırıtıyor. İyi de ha bu niye ölmüş peki? Efendim bu da bu sabah yağmur yağarken yıldırıp çarpmasından ölmüş. İyi de memur bey, yani bunun ölümünde mutluluk, sevinci falan yok. Öyle niye sırıtıyı peki? Efendim bu sabah yağmur yağarken yıldırım çarpmasını, fotoğrafımı çekiyorlar sanmış, onun için küleyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.